Merhaba, geldik ikinci bölüme. Şimdi size bazı sözler vermiştim, onlarla başlayacağım. Pelincim, ikramlar harika gözüküyor. Teşekkür Parça ediyorum. onlardan bahsetmeden önce son sorumu devam ettireceğim. Şöyle demiştim sana. Danışanların ile ilişkin nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor? O model nedir? Çünkü eminim takipçilerim arasında benim yemeğe ve sağlıklı yaşama dokunmamın sebebi hiçbir konuda eksper olmamakla birlikte insanlar bundan ilham alıyor. İlham aldıkları için böyle bir eksperle de konuştuğumuzda eminim ki seninle temasa geçeceklerdir. Ben Moşe bugün gelsem desem ki Pelincim ben daha sağlıklı yemek istiyorum, daha sağlıklı yaşamak istiyorum. Vegan veyahut da değil. Keto mu olmam lazım, ne olmam lazım? Herhalde ben sana yeme tarzımı, hayat Kesinlikle. tarzımı, egzersiz ölçümü falan anlatacağım ki sen bana bir formülle döneceksin. Evet. Nasıl oluyor bu? Şimdi bu Geldim. tabii o geldime kadar gerçekten altında çok büyük bir emek var, onu söyleyebilirim. Neticede tıp eğitimi almadığımız için anlatacağımız her şeyin de belli bir düzene ve sisteme oturması için doktorlardan yardım alarak bütün eğitimleri doktorlardan, doktor hepsi sonra benim arkadaşlarım oldu. Aldığım bütün bu Yani eğitimleri kan değerleri vesaire ölçülmeden gelmesinler, değil mi? evet onlara tabii ki bakabiliyorum Evet. ama neticede benim bir teşhis ve tedavi koymadan öte onlara o yolda sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, bu well-being halinde onlara yoldaşlık ediyorum diyebilirim. Anladım. Zaten yani doktorlarla mutlaka da bir işbirliği içinde oluyoruz. Ama zaten en çok eksik olan o. Evet, Yani aynen. çünkü genelde bizler bilgiyi alıyoruz. Bir doktora gidiyoruz veyahut da bir diyetisyene gidiyoruz. Çok haklısın. Ki ben diyetisyenimden memnunum. Ama genelde uygulamada Evet, zorlanıyoruz. Yani aynen. o disiplinde, o sürdürebilirlikte, o işte kaçamak yapmamakta biraz da bilmiyoruz. Yani hani bakıyorsun listeye. Tam 3-5 şeyi toparlıyorsun. Bir sabah kahvaltısı nasıl olmalı, bir akşam yemeğinde işte bir çorba nasıl olmalı ama ben nasıl eğlendim geçen hafta sana anlatamam. Yani Fransa'dayken veganlık düşündüm çünkü o kadar peynir yedim ki dedim ben artık laktoz yemeyeceğim herhalde bir ay. Şey dedim yani ve inceledim. Olabilirler, yenilebilirler, yenemezler. Ondan sonra bundan gerçekten bir oyun yaptım. Mercimek var, domates var, salatalık var, zeytinyağı yiyebiliyorum. Bundan bir salata olur Değil gibi. mi? Harika. Ama çalışan, yoğun, anne vesaire gibi insanların sana ihtiyacı var. Ben de aynı fikirdeyim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimiz günde 2,5 litre su içmeliyiz, değil mi? Onu biliyoruz. Kelimesini Evet. biliyoruz. Evet ama Veya yapmıyoruz. biliyoruz ama neden yapmıyoruz? Ben hep onu gördüm sohbetlerimde diyeyim. Çünkü neden olduğu kelimesini tam idrak etmiş değiliz. Neden 2,5 litre su içmeliyiz? Neden? Neden akşam 11.30'da en geç uyumalıyız? Neden en az 8 saat uyumalıyız? Bunlar o kadar muallakta kalıyor ki Yani hepimiz neden öğlen daha çok yiyip akşam hafif yemeliyiz? neden Son evet yemeğimiz niye 7'de neden 7'de olmalı? olmalı? Neden spor yapmalıyız? Neden kahvaltıyı biraz ötelemeliyiz? Bu neden? Bunların hepsini biliyoruz. İşte Instagram'da sürekli önümüze düşüyor. Zaten çok fazla bilgi. Çok Yani onun fazla bilgi içindir. var. Yani bir randevuda olacak şeyler değil Tabii bunlar. tabii ama bu nedenlerini ben daha çok anlatıyorum. O zaman karşı tarafı ikna etmek çok daha kolay oluyor. Yani sadece eline bir liste ver ve şunu yap, sonra işte bir hafta sonra tekrar Zoom'dan görüşelim arkadaşım demekle olmuyor gerçekten. Çünkü mantıkça sahip şey gibi biraz yani abes bir benzetme yapacağım ama organize din gibi. Yani bize hep dayatılan şeyler vardı küçüklüğümüzden beri. Ama biz sebeplerini bilmediğimizden belli bir zaman sonra kopuyoruz. Evet, aynen öyle ve aynı zamanda bedenimizi hiç tanımıyoruz. O beyin bağırsak ilişkisini bilmiyoruz. Yani karnımız ağrıdığında yani stresli olduğumuzda karnımız ağrıdığında başka bir bedenimizin başka birine etki ettiğini, bunların hepsinin çok hesaplı, planlı bir döngü içinde olduğunu, Evet.
Yani hepimize yani ayrı ayrı olsa da genelde Aynı hepimizin şekilde. ortak bir paydada birleştiğimizi bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bildiğimizde inan ki o zaman çok daha kolay. Yani ben 20 Kesinlikle. gün sonra ben belki orada olmayacağım artık hani karşında olmayacağım senin ama sen o bilgiler sende olacak artık. Zaten ben hep bunu dosya halinde hepsini veriyorum tarihleri bu Evet. bilgileri artık. Artık sen ne zaman başın sıkışırsa o Arayabilir Pelin'in misin? dosyasını tabii ki tabii ki. Arayabilirsin. Ama aynı zamanda o dosyalarda o bilgiler sende olduğu için ne zaman istersen dosyana gir ve o Dosyana girip de bilgileri bakabilirsin. tekrar al gerçekten. Yani dolayısıyla Pelin'i zaten Instagram'dan da bulabilirsiniz. Gerekirse bilgilerini bize verirse. Yani bunlar aslında kadim bilgiler. Daha önceki Kesinlikle. segmentte konuştuk ya, babam Evet, nereden evet. bunu biliyor dedin. Aslında bu bilgilerin hepsi tarihte ve bu coğrafyada var. Yani bizim zeytinyağlarımız, onlar bunlar boşuna tesadüfen sağlıklı değil diye düşünüyorum. Biraz Ben önce dediğine de çok katılıyorum. Bu işin bir matematiği var. Ben niye sağlıklı yaşama sardım? Çünkü yüksek performans vermek istiyorum hayatımda ve vermem gerekiyor. Öyle bir karakterim var ve ona alıştım. O yüksek performansında bir iyi bir araba gibi, lüks bir araba gibi, buna normal benzin değil, süper benzin koymam gerektiğini düşünüyorum. Yaşımı da aldım. 58 artık dikkat edilecek bir döneme girdiğimi hissediyorum. Ve Evet hakikaten öyle. şu anda hiç gözükmüyorsun Moşicim diyebiliriz. Şaka. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. İnan ki alkol meraklı olmadığım için, dediğin gibi saat 11'de yatakta olduğum için, erken kalktığım için çok büyük bir fark görüyorum enerjimde. Değil mi? Evet. Şimdi diyelim ki ben geldim. Gelenlerden biri benim. Ve hakikaten bu yolculuğa çıkmak istiyorum. İnan ki denemek istiyorum. Bir ay bakalım benim için. Çünkü benim New York'ta bir projemde çok özel İrlanda asıllı Amerikalı bir kadın şeyle çalıştım. Mimarla çalıştım. Claude'a diye. Claude'a Six Sense'i kalpazan kayayı yapan mimar. Aslında spa spesiyelitesi olan birisi. Ve vegandı. Ve 80 küsür yaşındaydı. Biz haftada 2-3 kere toplantılara giriyorduk proje için. Ne cildine, ne yaşayış tarzına, ne sükunetine, ne kadar fit olduğuna, ne kadar yüksek performans olduğuna inanamamıştım. Ya yani o Evet. günden beri veganlık kafamda dönüyor. O veganlıkla sağlıklı yaş almayı Birleştirdim ben. evet birleştirmişsin sen. Birleştirdim yani. Çünkü hakikaten öyle böyle. Yani kadının cildine bakıyorum toplantıda. Devamlı yeşil çaylar içiyor. İşte çalışanlar Asyalı gibi bir servis var. Şeydeki ofis çok büyük bir ofis. Yani 40-50 mimar var. Ama çıt yok. Devamlı bir çan sesi var. Çay geliyor, çay gidiyor. Herkes böyle sinek gibi sessiz. Şey, Yani o Claudia evet. önce ruhunu beslemiş. Evet, Bütün bu kesinlikle. anlattıklarınla Evet. yemeği anlatmıyorsun. Bak ne Tabii. kadar o dinginlik, sakinlik, Ama huzur bir ortamı. parçası değil Evet mi? işte ruhunu besliyor olmak önemli. Gerçekten o sağlıklı yaşamakta da önce biz ruhumuzu besleyeceğiz. Sonra çıktısı zaten. Zaten o Çıktısı noktaya evet. gelmiyorsun. Çıktısı Evet. zaten bedenin de o yolda ister istemez rayına oturuyor ve Evet. üzerindeki işte fazla kiloysa fazla kiloyu atıyorsun. Tabii. Yani zaten beden hiçbir şey tutmak istemez ki. Evet. Yani kiloysa hani herkesin genelde çünkü her türlü sağlıklı beslenme illaki bir adında bir zayıflama Yok. olması gerekiyor. Değil. Bir zayıflıkla Evet, sağlıklıyı burada yan öyle. yana Evet. getiriyoruz. Bak, ama Claudia gerçekten ruhunu beslemiş önce Evet. sonra o tabii ki yüzüne yansımış. Mutlaka. Yani zaten dediğin gibi bunun o döngüye girip o farkındalık vesaire gibi kelimeleri çok kullanıyoruz ya. Ama hayatla ilgili, ilişkilerle ilgili, işinle ilgili, temponla ilgili, sana iyi gelen, iyi gelmeyenlerle ilgili bir karar verdiğinde gün geliyor ki beslenme bunun bir parçası zaten oluyor. Mutlaka. Çünkü yani o işte gece 3'lerde popcorn yiyip ertesi gün şiş uyanmalar, fazla çikolata yiyip de işte bütün vücudunun ürtiker olması falan gibi şeyleri fark ediyor oluyorsun. Peki,
Ben geldim, ben vegan olacağım. Ben büyüyünce vegan olacağım Pelin abla. Harikasın, Ne? harika. Çok uzun bir yolun var. Ne yemem lazım? Yani ne yemem lazımdan kastım. Yani vegan olmanın o oyun hali ne olmalı? Ben şunu gördüm Muşe. Burada ne var her şeyden önce Ha, onu söyleyeyim. burada kara buğdaylı ve taze otlu krakerlerim var. Cips bunları sen Evet, yaptın değil ben mi? yaptım, ben Tamam. yaptım. Burada. Burada bu edamame ve bezelye var. İçinde de biraz besin mayası kattım. Hafif böyle peynirimsi bir tat Bu olsun yeşil diye. Krem peynir olsun olan diye. Evet. tadabilir mi? Aa, çok sevinirim. Tamam. Yine bu edamame ve bezelye ve besin mayası da veganların en doğru yoldan protein alma kaynakları diyebilirim. Burada da Bak değil mi? evet. Burada da pancarlı humusum var. Benim de mahallemde bir vegan restoran var. Aa, şanslısın. O kadar iyi ki, parter diye bir gün seni davet edeceğim. Gerçi restoran demek komik oluyor. Olsun. Çünkü küçücük Ne tekal bir yer, kadar çok iyi güzel, ama. ne kadar Yani güzel. bir şey var, falafel dürümü var. Anlatamam sana, o kadar keyifli ki. Krakerde mi yoksa edamame sosta mı kimyon var? Kimyon herhalde Krakerde bunda da hepsinde. kimyon var, bunda da Bunu kimyon var. tatmadım daha ama burada Ha, var bunda var o demek ki. zaman. Evet. Kimyon ve Çok anason yakışmış. var. Anason. Ben Moşe bu Doğu kadim bilgilerin içine daldıkça baharatların Ne kadar önemli o. sihrini keşfettim diyebilirim. Tabii. Ve çok güzel bir söz var yine Ayurvedik kadim bilgilerde. Deniyor ki baharatları keşfeden evreni keşfeder. Gerçekten aynı fikirdeyim. Ya bütün şifa Onlarla, orada değil mi evet, aslında? onlarla her bir yemek bambaşka olabiliyor. Ay, içine kattığım bu krakeri ben kimyonu çıkartayım içine, rezene ve kişniş koyayım. Bir daha gel de diyeceksin ki, aa, Aa, bu bambaşka. bambaşka bir tat Hiçbir diyeceksin. şey koymasan da beton diyeceksin. Yani evet, Evet aynen yani öyle. çok lezzetli. O Evet. yüzden çünkü bir de şimdi bu şimdi vegan beslenmede veya herhangi bir şekilde bir sağlıklı beslenmeye yöneldiğimizde bazı şeylerden uzaklaşıyoruz. Tabii. Uzaklaştığımızda da o alıştığımız lezzeti kaybediyoruz. Onun yerine çok daha rafine bir şeyler içine koymamız gerekiyor ve bence baharat da bunların en başında geliyor benim için. Çok doğru söylüyorsun. Ben de geçen haftalarda oynadığım zaman, alışveriş yaptığım zaman ve oynamaya başladığım zaman onu hissettim. Zaten biliyordum o tip yemekleri yediğimde. Dediğin gibi kendinden keyfi Evet, uzaklaştırdığında, yemek evet. keyfini uzaklaştırdığında o çünkü yalnız ben salata yiyeceğim, işte bir sebzeyi haşlayacağım, öyle En yanlış, olmuyor. en Yani yanlış hemen şey. patlıyorsun. Kesinlikle 3-4 gün sonra sıkılıyorsun ve patlıyorsun. Ama sürdürülebilir ne yapıyorsak sürdürülebilir. O kelime de şu anda çok gerçi evet. böyle kirletmek istemiyorum Evet. kelimeyi ama gerçekten sürdürüleceğimiz bir beslenme ve hayat tarzına geçiş yapıyor olmamız Evet. lazım. Yani ama sürdürebilirden de kastım, ben kendim için konuşayım ama eminim çok kişi için öyledir. Evet. Onun bir oyuna dönüşüp her gün, her hafta aynı şeyleri yememek. Yani Kesinlikle. ya mercimekten mi bir şey yaptın, gelecek hafta başka bir şeyden yap gibi. Bahsettim sana bir hem yaşadığım yerde hem de vegan olma hayalim olduğunu duyan Balat'ta bir restoranda bana bildiğin 12 parçalık bir menü yolladı. Evime tadayım diye. Tabii. Vegan Artist galiba isimleri, inanamazsın. Yani şöyle diyeyim size, lahmacundan içli köfteye, hamburgerinden, yani fast food ve bizim için iyi olmayan denilecek kategorideki şeyler, artı normal yemekler, artı baklava ve tiramisu yolladılar. Hepsi Hepsi vegan. vegan. Ve inanamazsın lezzetlerine Tahmin yani. ederim, tahmin ederim. İnanamazsın lezzetlerine. Ama şöyle bir şey soracağım sana. Çünkü bu benim beynim biraz zorluyor. Veganın tehlikeli kısmı var bana göre. O tehlikeden de kastım, processed foodların içinde de vegan olan ve öyle label koyan artık markalar var. Ha? Aynı şeyi yani sen söylemesen ben de aynı Söyleyecektim. konuya Evet. girecektim. Yani şimdi gözünü seveyim, makroya girip üzerinde vegan yazan her şeyi alırsanız yemin ediyorum 10 misli olur kilonuz gibi geliyor Ve bana. sağlıklı Ve besleniyor proses değil olmazsınız. mi Tabii o? kesinlikle. Hepsi Aynen öyle. proses. Yani, şöyle bir dünyada şöyle bir düzen yok mu? Önce kirletiyoruz. Tabii. Para harcıyoruz.
Sonra temizlemek için yine para harcıyoruz. Evet. Şimdi bu da öyle. Aslında baktığınızda hani vegan yüzde kaçtır toplumda? Bütün dünyada ne kadar bir vegan tabii vardır ama şu anda popüler bir şey ve bunu kullanmak gerekiyor. Ve size bunları işte böyle işte vegan peyniri, vegan sosisi, vegan salamı, vegan onlara sucuğu hiç dokunmamak falan lazım. Ben onu, benim arkadaşım Elif Dağdeviren, o da birkaç senedir vegan. Hı. Ve hatta şimdi sen bahsettin ya restoranlarda bir gün onu galiba Antep'e çağırmışlar bir konuşma yapmak için. Demiş ki yalnız demiş ben veganım. Ben demiş hani Antep'te her şey kebaplar falan. Buyurun Elif Hanım sizi bekliyoruz demişler. Elif diyor ki oradaki o hani bütün et yiyenlerden çok daha lezzetli bir yemek yedim ben diyor. Doğru Antep yani sofrasında çünkü çok ot var tabii. Çünkü orada aslında ot var ve bazı sebzeler gerçekten etin kıvamına girebiliyor. Yani patlıcan, mantar, bütün hububatlar neredeyse yani mercimek, kuru fasulye vesaire şey siyah fasulye onun adını bilmiyorum hepsi, ama o Meksika'da Meksika fasulyesi mi diyoruz Türkçesini yani bilmiyorum. O siyah fasulye, yani siyah fasulye. Yani onların işte iyice harmanlanmış karışmış işte pancarlısı o su otu filan ya bence çok eğlenceli. Bunu yani eğer ne olacaksak aslında glutensiz de besleniyorsak, ketojenik de besleniyorsak, laktozsuz da besleniyorsak, vegan da onu değil mi ki o bir pakete girdi, o paket üzerinde değil mi ki o bir fabrikadan çıkıyor, değil mi ki onun bir son kullanma tarihi var. Evet. Lütfen arkadaşlar onun şöyle bir arkasını döndürüp okuyun. O içindekileri mutlaka okumamız gerekiyor. Onun 3 taneden fazlaysa içindekiler kısmında 3 taneden fazla yazıyorsa onun gerisi katkı maddesidir. Onu şöyle kenara koyun ve hemen doğru malzemeleri alın ve evde kendiniz yapın. Bunun mantığı o kadar zor bir şey değil. Bir şeyin raf ömrünün yani siz evde bir sebze yaptığınızda onun 5-6 günden fazla dayanma şansı yok. Değil mi? Demek ki bir markette de bir paketin içinde hiçbir şey bir ay dayanmamalı. Bu kadar basit aslında. Kesinlikle. Süper. 30'a çok düşüyoruz maalesef. Tabii yani çünkü bir de şey şimdi bir segmentte de biliyorsun senden rica etmiştim atıştırmalıklar konuşalım. Bence tuzakların en büyüğü de atıştırmalıklar. Çünkü 5 aşağı 5 yukarı işte senelerdir diyet yaptığımız için senelerce bu mevzular vegan vesaire değil ama diğer mevzular senelerce çok dönüyordu. Aynen, benim çok annem oldu. De diyet yapıyordu. ben de yapıyorum. Hepimiz, kızım hepimiz, da yapıyor. Hepimiz o diyet tuzağına bir kere düştük. Dolayısıyla 3 jenerasyondur diyet yapan bir aileye mensupum. Ama şöyle diyeyim. O mevzu ortada hep dönüyordu ama şimdi o yüzden biraz disiplinimiz var. Ne gibi? Yani 3 öğün yiyeceğiz. Küçük yiyeceğiz. İşte akşam hafif yiyeceğiz. Bunları 5 aşağı 5 yukarı hepimiz öğrendik. Evet. Aralıklı oruç lafı var. Onu öğrendik vesaire. Ama benim şahsen en zorlandığım ve eminim ki herkesin en çok zorlandığı atıştırmalık zamanı geldiği zaman ki onun bende en azından bir şeker düşüşü olduğunu düşünüyorum ben. Çok yoğun çalıştığım için. Ya inan ki ben seninle 3 gün harcayayım. Her gün 4'te ben saatime bakmadan bir şey istediğimi biliyorum. O kadar. O kadar. Biyolojik saat kurulmuş. Evet, kurulu gibi. Yani eskiden seremoni dalga geçerlerdi. 4'te bir toplantı koymayayım. O şey tatlısını yemeden uyurmasa da diye. Şöyle diyeyim. Atıştırmalıklar ama şimdi görüyoruz. Yani şimdi orada da bir tuzak var. Çok var. Orada da bir tuzak var ve o tuzağa düştüm. Amerika'da işte biraz rejim yapacağım falan dediğim senelerde ki Amerika'da ben aşağı yukarı ne diyeyim sana 11, 12, 2'ye böl 6. Ben 5,5 kilo falan daha kiloluydum Türkiye'ye gelmeden önce. İlk başta tabii... Porsiyonlar böyle böyle imkansız. Yalnız o da işte yani junk food dediğimiz birebir. Yani o akşam cipsler, paketler, processed foodlar onlardan. Stres, o bu. Yine tabii, orada tabii, da çok çalışıyordum. Ama bir de buradaki gibi yardım yoktu. Yani evde zeytinyağlı yapan vesaire. Neyse, konum o değil. Konum şu. Bir ara ben şey demiştim. Sağlıklı yemem lazım. Dediler ki hurma. Hurma, tatlı yerine hurma yersen hayatın değişecek, denemen lazım, buzluğa koyman lazım vesaire. İyi dedim. Ben aldım bir paket hurma. İşte o en büyüklerinden, İran'da, en tatlılarından, en tatlılarından falan buzluğa koydum.
çıkarttım. Yedim işte bir hafta yedim, iki hafta yedim, üç hafta yedim. Kuzenimle konuşuyoruz. O Türkiye'de diyetisyenlerle çalışıyor. İsmi lazım değil, çok meşhurlarla işte yürüyüş yapanlar var, onlar var, şunlar var, biliyorsun böyle çeşit Evet, çeşit evet, evet. koçlarımız var. Dedi ki bana nasıl gidiyor? Dedim kilo aldım galiba. Dedi ki kaç hurma yiyorsun? Ben dedim ne bileyim işte pakette 12 tane var. Yani miktar da çok önemli değil mi? Yani Tabii ki. iki hurma yemem lazımmış benim, 12 değil. Yani sadece hurma da değil tabii ki. Başka biz Tabii. aynı zamanda şimdi hurmayı bilerek yiyorsun ama onun dışında meyveden alıyoruz şekeri, işte Tabii başka tabii. Tabii. yerlerden de alıyoruz. Bir Farkında değiliz. evet farkına Zaten benim meyve varmadan. consumption'ım da çok Evet, yüksekti. evet. Ama hurmanın üzerine kasten gittim. Hurmacılar şimdi bana kızarmış. Hurmanın üzerine kasten gittim. Çünkü şimdi de hurmadan atıştırmalık ve tatlı yapma modası var. Evet. Biz de evde yapıyoruz arada bir. Şimdi bir hurmadan hurma, kayısı, işte ceviz, Hindistan cevizi vesaire karıştırıp biraz süt, Yaptım sana biraz hazırladım. İçinde tamam, hurma var biraz süper. ama çok güzel bir Süper. incirli tatlı İncirli, yaptım. süper. Yani bunları yaptığında porsiyon da çok önemli. Yani değil mi? Çünkü sen aslında o tatlıyı yaptığında işte bizim genelde evde yaptığımızdan 12 tane top çıkıyor. 12 topun yine 12'sini yersen olmuyor. Değil mi? Bu içi sağlıklı diye. Evet. Kaç tane yemem ben? Ben onun cevabını almaya geldim Kaç tane? burada. Şöyle söyleyeyim. Aslında biz nerede hata yapıyoruz biliyor musun? O annemizin 2 su bardağı şekerle yaptığı kek var ya. Tabii. Biz her yerde onu arıyoruz. Tabii. O tatlılığı arıyoruz. O Şart değil yüzden ki. şimdi ben de mesela arkadaşlarıma evde ikram ettiğimde veya işte Instagram'dan paylaştığımda bana geri dönüşler oluyor. Diyor ki işte bu ben biraz da bal koydum içine. İşte ben hurma sayısını 5 değil de 8'e çıkardım Hayatımın en gelin kötü diye. haberi oldu geçen hafta. Bal vegan değilmiş. Bal yiyemiyormuşum ben vegan olursam. Yiyemiyorsun. Evet, üzgünüm. Çok üzüldüm. Üzgünüm. Ha, şeker kullanmamak için arada bir kaşık bal koyuyordum bazı şeylere. O da Pekmezle idare. gitti. Pekmez olur mu? Olurum. Hadi pekmez. Hadi hurmadan sonra pekmeze takılıyorum ben. Ona Evet, sararmışım çok güzel şimdi. keçi boynuzlu pekmez, Tamam. Lut pekmezi. Evet. Yani orada bizim o yoğun şeker tadını aramak için 18 tane hurma olmadığı üzerine pekmez olmadığı üzerine bal koyuyoruz. Öyle bir tatlı yapmaya Gerekmiyor, değil mi? çalışıyoruz. Sonra diyoruz ki ben sağlıklı besleniyorum. Hayır, hayır kardeşim, bizim o damak tadımız var ya, damak tadımızı terbiye etmemiz gerekiyor. O şeker sadece tabii ki enerji, beynimiz, en çok beynimiz enerji çekiyor bedenimizden. Ve onun da en sevdiği yiyecek tabii ki Şeker. şeker. Yani şeker terbiyesinin doğru bir kelime olduğunu ben biliyorum. Kendimden biliyorum. Çünkü ben mesela çayı ve kahveyi şekersiz içemiyordum. Değil mi? Şimdi itirafta bulunayım. Türk kahvesini hala orta içiyorum. O biraz ama evet. Espressoyu şekersiz İçebiliyorsun. içebiliyorum. Evet, ben de aynı fikirdim. O içiliyor. Normal çayları şekersiz içebiliyorum. Türk çayını asla şekersiz içemiyorum. Öyle mi? Ya böyle atalarıma ihanet gibi geliyor bana. Yani başka bir tadı var onun çünkü. Senin atalarına, Benim Rize'den atalarım. geliyor. Evet. Peki. Şimdi atıştırmalıkları konuşacağız birazdan. Burada denediğim Kamboçya'yı biraz önce denemiştim, sizlerle paylaşacağız. Pelin dedi ki ben niye dedim bu Kamboçya'yı daha çok sevdim. O da dedi ki ben onun fermente süresini kısaltıyorum. Evet. Dolayısıyla daha az asitli Asitli oluyor. oluyormuş. Yani benim de evde her daim yaptığım bir şekilde ice tea dediğim buzlu çay, içi meyveli vesaire o kıvamda. Çok benzer. O Evet, kadar evet. da kolay ki aslında. Çok. Yani çok güvendiğim markalar var dışarıda satılan ama bunu evde yapmak da. Ben yemeği aslında şöyle bakıyorum. Gerçekten bir şey yaratıyorsun. Tabii. Yani onu o gözle baktığımızda her şey işte dediğin gibi bir Oyun. oyuna dönüşüyor. Bir de şeyi seviyorum ben. Belki onu önerebilirim arkadaşlara destek olmak için. Bu filmin sonunu görüyorum önce. Bu tabakta bu kırmızı pancarlı humusun nasıl duracak Ne tabakta? nasıl yakışır, Evet, nasıl onu olur, nasıl önce sunacağım? onu hayal ediyorum. Ben bunu böyle bir şey istiyorum. Ben burada kırmızı bir şey istiyorum. O zaman o pancarlı humus olsun. Filmi başa sarıyorum ve onu yapmaya başlıyorum. Ben bir de şeyi tavsiye edeceğim. Bizim kitlemiz bazen çok genç ve çalışan. Dolayısıyla biraz böyle
bunu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım dediğimiz zaman Moşe Bey tabii o hanımefendinin hayatı daha kolay, yardımcısı var, o var, bu var falan diyorlar. O olsun istemediğim için söylüyorum. Şöyle, bakın ben tek başıma yaşıyorum ve bazı şeyleri kendim yapıyorum. Evet, haftada bir yardımcım var ama ben vegan veyahut da sağlıklı beslenme, hani hangi tarz olursa olsun, orada şöyle bir yol tespit ettim. Mizamplasımı, yani önce bir ön hazırlık yapıyorum boş vaktim olduğunda. Mesela geçen hafta ne yaptım? Pancarları haşladım. İşte kinoamı Çok güzel. haşladım. Aldığım bütün envai çeşit otu yıkadım. Kağıt peçeteye sardım, Harika, buzdolabına harika. koydum. İşte zaten şeylerim, kuru yemişlerim her daim kavanozda hazır gibi. O zaman ne oluyor? Yemek yapmaya başladığınız zaman şey gibi oluyor. Yani böyle Evet. ressam gibi. Evet. Biraz ondan alayım, biraz ondan alayım, biraz ondan alayım, ne olacak gibi. Şimdi dediğim gibi buradaki atıştırmalıklar korkunç leziz. Bir tek bundan konuşmadık. Bu senin hazırladığın tüplerde bir kere sunuma aşık oldum. Teşekkür ederim. Bir şeyin mortarın Türkçesi şöyle vurulan şey değil mi? Evet evet ha, Havan. havan. Havan, bak sen. Havanın içine buz koyuyorsunuz, içine tüpleri koyuyorsunuz. Burada yeşil bir şey var. Bismillah deyip içeyim mi? İç 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 Sonra iç. söyle ne Şifa olsun, olduğunu. şifa olsun. Şifa, şifa olsun lafını duyduğunuz zaman anlayın ki sevmeyeceksiniz. Ottur dedi. Bu şey gibi hani güzel olmayanlara çok şirin demeye benziyor. Ya ya o kadar. Yok, Bak hiç günah değil. buruşturmadın ağzını. Yok ama Yok. kamera önündeyim diye. Şimdi. Hayır şey, bildiğin çimen. Evet, buğday çimi var. Bir de Buğday çimen. Korella, o da yosun. Korella yosun. Bir tek çam ağacı yok içinde. Yok ama Bunu peki sarısı ne bari? O mango. onda limonla zerdeçal var onda. Şimdi ben bunları yaptığım kamplarda sabahları içiriyorum. Yani Yoga, insanlara. yogadan önce herkese birer tane veriyorum ve ardından elimde telefonla herkesin suratını çekiyorum. O kadar böyle o ilk yudumda o kadar zor Gayet gidiyor ki. iyi. Evet Öbürü de zerdeçal, iyi. Bakın şakayı bırakın, öbürü de gayet. zerdeçal ve limon. Evet bunu. Yani zerdeçal şey gün çayının içine ne koydum unuttum. Zencefil. Zencefil. Evet. Onlar yani bazı şeyler psikolojik mi bilmiyorum ama ben böyle vücuduma soktuğum zaman temizlenmiş hissediyorum kendimi. Çünkü aynen çünkü onu yapıyor. Onu yapıyor. Onu yapıyor. Gerçekten toksinlerden bizi arındırıyor. O yüzden de sabah aslında aç karnı içiyor olmak o midemiz. Çünkü akşam 7'de en son yemeğini yemişsin, bütün gece açsın, sabah uyandın ve bedenine girdiğin ilk şey gerçekten çok önemli. Ona Ben çok limonlu kıymet suyu vermelisin. içiyorum sabah. Aynen Olur mu? limonlu su, işte bu zerdeçallı limonlu su, bu da benzer Bu bir yeşillerden sabah ilk uyanır uyanmaz onu böyle gözünü kapat, burnunu kapat o şekilde. Yok, eyvah, Ama anladım. vegan olacaksan bunların her birini Evet. Altın gibi evet bakmam vallahi lazım. her birini böyle kilerin en önemli yerlerinde duracak onlar. Tamam. Pelin gelip kilerimi düzeltecekmiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Kamplarım var dedin. Sık sık yapıyor musun? Evet yapıyorum. Hem şehir dışında da yapıyorum. Hatta şimdi Bir ara var var. konuştuk. Evet, olacak Şeyde tekrar. Çanakkale'de belki olacak dedin. Çanakkale'de Başka? olacak. Şimdi Alaçatı'da yapıyorum. Alaçatı'da. 30 Eylül 1-2 Ekim arası Alaçatı'da Süper. O zaman yapıyorum. takip edin. Belki Evet. Alaçatı'da buluşursunuz veyahut da buluşuruz. Ben tarihlerini bilemiyorum. Mutlaka bir tanesine geleceğim. Çok sevinirim. Anlamaya ve tanımaya çalışacağım bütün yöntemi. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz mutfağa gelip atıştırmalık Hadi bakalım. çalışacağız. O da üçüncü segmentimiz olsun. Eline sağlık. Sarıları ben eve getireyim de yeşiller kalsın diyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.